Paranın üstü. Al abi, bir dahakine verirsin. Selim Bey, yanlış oldu. Ben 10 lira vermiştim. Siz 20 lira veriyorsunuz para üstü. 10 lirasında, 20 lirasında. Al abi, al. Bir dahakine verirsin, tamam. Sen ne yapıyorsun oğlum ya, ha? Bozuk çıkmadı baba, bir dahakini alırız. Oğlum, vatandaşın parasını tam olarak geri vereceksin sen. Bir de ne öyle lan? Sadaka dağıtır gibi. Ne o hareketler? Oğlum bırak Allah aşkına, 20 liradan bahsediyoruz ya. Lan 20 olsan yazar, 1000 lira olsan yazar, milyar olsan yazar. Emeğimizin karşılığı değil mi lan o? Heh. Ne güzel söyledin ya. Çukurun dışında ne diyorlar biliyor musun sana? Ne diyorlarmış? Milyarlık baba diyorlar. Sen ama evden kahveye, kahveden eve 3 tane takım elbisen var. Döndürüp döndürüp onları giyersin. O milyarı nasıl kazandın? Emeğinin karşılığı değil miydi o? Yani niye suçluymuşuz gibi davranmak zorundayız? Bana diyorsun ki lüks arabalara biniyorsun. Şık şık kırdım giyiniyorsun. Niye giyinmeyeyim? Niye binmeyeyim? Var ya, var. 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 Zaman değişti artık. Anla şunu. Anla, Allah aşkına anla. Al şunu cebine sok. Terbiyesiz herif. Görgüsüzlük yapma. Ulan kurşun senin ciğerine değil, çenene çarpmış. Yaralanmayaydın iyiydi. Çok iyi. Oluyor mu böyle herkesin içinde? İyi mi? Celasun herkes değil. Gör bak, ne nasıl yapılmaz ders sana. Git. Git hadi. Al oğlum, giy şunu. Ben mi? Yakıştıramadın mı beyefendi? Yok estağfurullah da... Bu tezgahın arkasında İdris Baba ile oğulları durmaz mı? Biz sana ne dedik Celasun efendi? Ne dedik biz sana? Giy hadi. Celasun, hanıma bir de torpilli ver oğlum. Eyvallah baba. Allah bu da benden.